Kanalım Yalın Hayat'a hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle bugün altı böyle kıyır kıyır bir turta tarifi paylaşacağım. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir tarif. Yağının yumuşamasını beklemeden buzdolabından çıkan tereyağınızla hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen tarifime geçiyorum. 2 su bardağı unum var. Rondoma alıyorum. Ben rondo kullanmayı tercih ettim. Unumu aldıktan sonra buzdolabından çıkmış soğuk tereyağım var. 125 gram. Bu arada ölçülerimiz açıklama kısmında yazıyor. Yarım bardak toz şeker ilavesi yaptım. Yarım paket kabartma tozu. Ekledikten sonra güzelce harmanlıyorum bu malzemelerimi. Bu işlemi elinizde de yapabilirsiniz. Yani bir rondo veya bir mutfak robotu olmak zorunda değil. Bu malzemeleri koyduktan sonra elinizde böyle ufalayarak unla yağın buluşmasını sağlayabilirsiniz. Sonra bir yumurta ve 2 yemek kaşığı yoğurt ilavesi yapıyorum. Tekrar harmanlıyorum. Hamurumuz hazır. Rondodan aldığım hamuru hafif unelenmiş zeminde birkaç tur daha şöyle yoğuruyorum. Hamurumu iki parçaya bölüyorum. Biri bir tık daha küçük, diğeri biraz daha büyük olacak şekilde ikiye ayırdım ve beze yaptım. Tart kalıbımı birkaç damla yağ ile yağlıyorum. Malatya'daki halam erik marmelatı göndermişti, sağ olsun. Elleriyle kendi bahçesinin erikleriyle hazırladığı erik marmelatım vardı. Teşekkür ediyorum halacığım. Ellerinden öpüyorum. Bu marmelatı kullanacağım. Erik marmelatını hafif böyle ekşimsi ama şahane bir lezzeti var. Siz de elinizin altındaki herhangi bir malzemeyi kullanabilirsiniz. Marmelat, ayva olur, erik olur. Artık aklınıza gelebilecek hangi marmelat varsa elinizin altında. Turtalarda hafif böyle ekşimsilik olduğu zaman daha çok hoşuma gidiyor. Böyle ekşiyle tatlının karışımı.
isterseniz elma ile bir iç hazırlarsınız. Altı üstü pişene kadar fırınıma gönderiyorum. Beş altı tane elma, bir su bardağı şeker, bir tatlı kaşığı tarçın. Dilerseniz içine biraz ceviz ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bir iç hazırlayarak turtanızın içinde kullanabilirsiniz. Evet, turtam hazır. Tabii bu esnada üzerine pudra şekeri serpecektim. Evde pudra şekerimin olmadığını fark ettim. Benim de küçük güçlü bir rondom vardı, mini rondo. İçerisine biraz toz şeker koydum ve onu güzelce un haline getirdim. Gayet de güzel oldu. Pudra şekeri işlemini gördü benim için. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz evde pudra şekeri yoksa. Güçlü bir doğrayıcınız varsa eğer. Çok güzel bir tadı vardı gerçekten. Böyle ekşiyle tatlının birleştiği. Ben severek yedim bu turtayı. Çocuklar da bayıldı. Böyle hamuru da kıyır kıyır olmuştu. Zaten dikkat ederseniz çatalı batırdığımda böyle yumuşak bir şekilde değil de böyle bir tık sert bir şekilde iniyor. Evet. Hamurunun güzelliğinden kaynaklanıyor bence. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda görüşmek dileğiyle. Sizler ne şekilde turtalar hazırlıyorsunuz? Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.